Ve Azerbaycan'ın en büyük bölgesi 25 Kasım'da Ermenistan işgalinden kurtarılan dağlar başındaki Kelbecer'e götüreceğiz şimdi sizi. Haber Global ekibinden Osman Girgin ve Gökhan Köşetaş Kelbecer'e ilk giden sivillerden oldu. Balası gelen dağlar eden gözleri güler, güler, güler. Yalçın dağlar karla kaplı, dört bir yan bembeyaz. Bazı yerlerde yükseklik 3800 metre. Burası, vatan hasretiyle atan kalpleri Kelbecer'e kavuşturacak yol. Dumandan perde. Şimdi biz Murov Dağı'ndayız. Arkamdaki dağı aştıktan sonra Kelbecer bizi karşılayacak. Osman Girgin'in birkaç dakikalığına arabadan inip zorlukla yürüdüğü bu yolu Azerbaycanlılar 27 yıl önce yalın ayak 3 gün 3 gecede geçebildi. Kimi sürgün yolunda can verdi, ata yurdunda ebedi kaldı. O dehşet dolu günlerin hatırasını taşıyan Kelbecer Dağları'nda artık hasret bitti. Aracın içinden inmemize izin verilmiyor. Aslında şu anda bulunduğumuz yol haricinde gitmek de yasak. Çünkü gördüğünüz gibi Azerbaycan ordusu burayı artık azat ettikten sonra o mayınlı arazi için işaretlerini de koymuş durumda. Murov Dağı'ndaki pek çok noktada tankların da geçişini engellemek için bazı çitler çekilmiş. İşte bu da onlardan bir tanesi. Ermenistan ordusunun bıraktığı askeri çitler bu şekilde kenara doğru itilmiş ve artık bu noktadan Kelbecer'e doğru Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri gidebiliyor. Kelbecer Dağları hala yaralı. Ermeni ateşinin izleri hala duruyor. Artık Kelbecer rayonunun sınırları içerisindeyiz. Murov Dağı arkamda uzanıyor. Orası aşıldı. Az sonra da kent merkezine gidilecek. Ama burada savaşın izlerini halen görmek mümkün. Arkamda uzanan dağ boyunca bitki örtüsünün yandığını görüyorsunuz. İşte atılan top mermilerinin çıkardığı ateşle birlikte buradaki pek çok yer yanmış durumda. Şimdi Azerbaycan halkının burayı yeniden yeşertmesi bekleniyor. Bir zamanlar hayat kaynayan Kelbecer köyleri ıssız. Manzara yürek yakıyor. Kelbecer rayonunun içerisinde şehir merkezine doğru ilerlerken bu arazi boyunca sizi pek çok Türk köyü karşılıyor ama işte 30 yıllık işgal boyunca gördüğünüz gibi hepsi artık harabeye dönmüş durumda. Ve Kelbecer, binlerce insanın hasret kaldığı o şehre artık çok az kaldı. Ve yolun sonu Kelbecer. İşte gördüğünüz gibi artık Dağlık Karabağ'da 25 Kasım'da Ermenistan'ın çekilmesiyle birlikte yeniden Azerbaycan bayrağı dalgalanan o büyük rayon, o büyük kent arkamızda uzanıyor. Gördüğünüz gibi hemen arkası yolunda takip ettiğimiz Murov Dağı ve Murov Dağı'nın arkasında da Kelbecer şehri Dağlık Karabağ'ın eşsiz güzelliğiyle birlikte burada karşımıza çıkıyor. Hem sahadaki hem de masadaki yenilgiyi kabullenemeyen Ermeniler, Kelbecer'i terk ederken de her yeri yakıp yıktılar. Öyle ki evlerden geriye sadece duvarlar kaldı. Ağaçlara bile kıydılar. Haber Global ekibi, Ermeni vahşetine bizzat şahit oldu. Gördüğünüz manzara Ermenistan ordusunun Kelbecer'de bıraktığı manzara. Aslında 15 Kasım'da mutabakata göre çekilme takvimi ayarlanmıştı. 10 gün daha ek süre verildi. Ama o 10 günde yapılan iş buydu. İşte gördüğünüz gibi pek çok ev yakıldı, yıkıldı, harabeye çevrildi. Kim bilir, dağın üstündeki bu ev işgalden önce kimindi? Nasıl güzel bir evdi? Sahipleri şimdi yaşıyor mu? Yoksa Murov Dağı'nın karlı yollarında şehit mi oldu? Belki de Ermeni kurşunlarının kurbanı oldular. Ve 27 yıllık zulmün son bulduğunun kanıtı. Azerbaycan halkının kalbine su serpen o görüntü. Üç renkli bayrak, kadim Azerbaycan toprağında mağrurca dalgalanıyor. Kelbecer'de artık her binada neredeyse üç renkli bayrak dalgalanıyor ve şehrin inşasına da başlanmış durumda. Tabii ki ilk yapılacak hadise
Elbette güvenlik kuvvetlerini buraya koymak. İlk kurulan karakollardan bir tanesi de burası. Yine orada da Azerbaycan bayrağını görüyorsunuz. İşte gördüğünüz gibi Azerbaycan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Kelbecer Rayonu Polis Şubesi şeklinde yapılan ilk bina ve nöbeti tutan ilk polis memuru bu noktada. Kurtarılan şehirlerde görev yapan askerler o topraklar için verdikleri şehitleri unutmuyor. Azerbaycan askeri bir yandan Kelbecer'de mayın EYP temizleme çalışmasını yapıyor. Bir yandan da şehrin yeniden inşası var. Ama tabii ki şehitler de unutulmuyor. Tovuz'daki, Temmuz'daki çatışmalarda şehit olan General Polat Haşimov'un ismi buraya bir boya yardımıyla yazılmış gördüğünüz gibi. Artık bu caddenin adı Polat Haşimov Caddesi, yani Küçesi. Kelbecer'de de Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin izleri var. Askerler bu birliği yeni kurtarılan topraklara da kazımış artık. Bu çatışmanın en önemli cephelerinden bir tanesi de kazanılan yerlere doğduğunuz kenti, yaşadığınız şehri, belki sevgilinizi ama bir yandan da sloganlarınızı yazmak. İşte Azerbaycan askeri girdiği her kentte, öz yurdunda bu yazıları yazdı. Ama Türkiye için, aslında bütün Türk dünyası için son derece önemli bir yazı da var bu duvara yazılmış. İşte bakın, Atatürk ve Azerbaycan diline Rusçadan geçen bir kelimeyle yazılıyor o. Veçni, Atatürk Veçni. Yani sonsuza kadar, ebediyen Atatürk diyor Azerbaycan askeri. 27 yıllık hasretin bittiği yol burası. Uzun, gri, engebeli. O acı hatıraları taşıyan, insanlık suçuna şahitlik eden dağlar bu dağlar. Siviller döndüğünde hatıralar bir kez daha canlanacak. Yerini mutlu, mesut bir yaşama bırakacak.